Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlere ufak bir duyurum olacak. Çekiliş yapıyoruz. Kendi hesabımı sizlere vereceğim. İkinci hesabımı. İçerisinde iki tanesi iki seviye olmak üzere toplam 6 tane efsanevi kart bulunmakta. Peki çekişe katılmak için ne yapmalıyız? Öncelikle bu videoyu beğenmeliyiz ve bu videonun altına katılıyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Bundan sonraki gelecek videolara da katılıyorum yazmalısınız. Çünkü her videonun altından tamı tamına 10 tane yorum alacağım. Çekiliş 50.000 abonede açıklanacak. 50.000 abone olana kadar her videonun altından katılıyorum yazanlardan 10 tanesini seçip listeye ekleyeceğim arkadaşlar. Böylelikle kazananı da o kişiler arasından belirleyeceğiz. Ve videoyu da paylaşırsanız mutlaka iyi olur. Paylaşmak şart değil, onu bir söyleyeyim. Paylaşırsanız daha hızlı bir şekilde 50.000 abone oluruz. Hemen şimdi isterseniz videomuza geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Clash Royale'de başlıkta da gördüğünüz gibi gerçekten efsanevi kart çıkarma formülü var ve bunu ciddi ciddi Supercell veriyor arkadaşlar. Bunu size göstereceğim şimdi. Geçen videoda hatırlarsanız şu kod olayını sormuştuk ve o sitede 3 tane video vardı arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam 3 taneydi. Evet, 3 taneydi. Oradaki videoları ben diğer videoda izleyeceğimi, videodan sonra izleyeceğimi söylemiştim. Ve izledim arkadaşlar. O videoda bildiğin efsanevi çıkarma formülü veriyor. Tabii ki şu anda ben açamayacağım onu. Ve ben de bu formülü sizler için size vereceğim. Yani sizler için size vereceğim. Ne kadar mantıklı bir cümle. Arkadaşlar şu anda şeyde görüyorsunuz. Ekranda görüyorsunuz. Sandık. Sandıktan çıkan kart sayısı çarpı oyundaki efsanevi kart sayısı parantez içinde bölme oyundaki sıradan kart sayısı bölme yine bölme sandıkların faktörleri. Bu faktör puanları var arkadaşlar, bu sandıkların. Bu faktör puanlarını da yine ekranda göreceksiniz. Bu faktör puanlarını ona göre böleceksiniz. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu faktör puanları, mesela süper bölü sandığın faktör puanı 600. Fakat 600'e böldüğünüz zaman doğru çıkmıyor. Bu yüzden ben şöyle bir şey denedim. Yani bunu da zor buldum. 2 sıfırı atarak yaptım arkadaşlar. Ve böylelikle buldum. Videodakiyle, ya o videoyu izlerseniz siz de göreceksiniz. Aynı sonuçları bulacaksınız. Ve böylelikle bu formülü onaylamış olduk arkadaşlar. Ciddi ciddi doğru bir formül. Supercell'in verdiği bir formül. Ve sizlerle birlikte birkaç tane sandığında bu yüzdelerini sizlerle hesaplayacağız. Şöyle 10. arena süper bölü sandığından başlayalım arkadaşlar. Şimdi 684 tane kart veriyor. Oyunda toplam 12 tane efsanevi kart var. 19 tane sıradan kart var ve bu sandığın faktör puanı 600. Yani 684 çarpı 12 bölü 19 bölü 6 yaptığımız zaman 10. arena süper bölü sandığından efsanevi kart çıkma yüzdesi %72 oluyor arkadaşlar. Bu şey çıkma yüzdesi zaten şeye de bağlı, yani sürekli dedim. Oyundaki efsanevi kart sayısına da bağlı. Oyunda mesela 13 tane efsanevi kart olsaydı bu oran %78'e çıkacaktı. Veya 12 efsanevi kart olup sıradan sayısı 19 değil de 20 olsaydı bu oran %68.4'e kadar düşecekti. Yani oyuna yeni efsanevi kart gelmesi sandıklardan efsanevi çıkma oranını arttırırken sıradan kart gelmesi, oyuna yeni sıradan kart gelmesi bu oranı azaltıyor arkadaşlar. Bir de büyülü sandıktan yapalım. Büyülü sandık 114 tane kart veriyor ve bunun da faktör puanı yine 600 arkadaşlar. Yani 6'ya böleceğiz en son. 114 çarpı 12 çarpı bölü 19 bölü 6 yaptığımız zaman buradan büyülü sandıktan efsanevi kart çıkma yüzdesi %12 çıkıyor arkadaşlar. 13 tane efsanevi kart olsaydı yüzdesi %13'e çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki bu biraz denk gelmiş ama neyse. 20 tane sıradan kart olsaydı arkadaşlar bu bu sefer %11.4'e düşüyor. Bir de dev sandık için yapalım arkadaşlar. Bunu yeni dev sandık için. Yeni dev sandıktan artık efsanevi kart düşme oranı çok düşük. Maalesef çok düşük. Şöyle bir hemen bir hesap yapalım. 266 tane kart veriyor. Bunu 12 ile çarpıp 19'a bölüp
Bunun faktör puanı da 10.000 arkadaşlar. Yani 2'yi 0 attığımız zaman bunu da 100'e bölmemiz lazım. Bu da demek oluyor ki 1.68 oluyor. Efsanevi kart 13'e çıkarsa 1.82 oluyor. Yani bu bile hiç etkilemiyor neredeyse. Sıradan kart 20'ye çıkınca da 1.56 oluyor. Bu da çok etkilemiyor. Yani dev sandıktan artık çok çok daha düşük bir şekilde kart, efsanevi kart çıkaracağız. Maalesef buna yapacak bir şey yok artık. Diğer sandıkları da hesaplamayacağım ben arkadaşlar. Yani bu formülü gösterebilmek için size oyundaki markette bulunan 3 sandığın hesaplarını yaptım. Tabii ki bu 10. arena için, 11. arena için kart sayısı arttığı için değişiyor. 9. arena için değişiyor. Yani bu arenadan arenaya göre değişiyor arkadaşlar. Bu şekildeydi. Ve arkadaşlar 1-2 tane de savaş yapacağız. Tabii ki şöyle bakayım destem. Tamam, destem iyiymiş. Çok da kötü değil. Ya normal oynadım destem bilmiyorum ama bakacağız bakalım güzel mi. Evet, karşımıza 10 seviye geldi. Zaten çok fazla bir beklentim yok açıkçası. Sonuçta 3043 kupadayız arkadaşlar. Normal. Evet, şu anda garip bir adam var karşımızda. 3 tür goblin attı galiba. Yanlış görmediysem. Hayda, kulübece çıktı adam. Vallahi en sevmediğim oyuncu tipi şu kulübeciler. Yapacak bir şey yok. Neyse, oynayacağız bakalım. Hayda, barbar attı adam. Yani bizim şey orayı güzel savunuyor ama. Evet, şuraya şunu da atacağım ben. Evet, Valkür geldi Allah'tan ama öbür taraf şu an kaçıyor arkadaş. Ulan büyücüye vurmadım Allah cezanı vermeye ya. Şu an büyücü boş beleş vuruyor. Boş beleş vuruyor. Vur Allah vur. Evet, mızraklı goblinleri de saldı tabii ki hemen. Abi daha bir dakika kalmadan adam bu kadar vurduysa bu adam beni yener zaten. Maalesef ki şöyle bir şey var. Yani oyunda doğru düzgün bir dengeleme olsa da şu 10 seviye karşıma gelmese diyeceğim ama böyle bir şey olamaz. Yani öbür türlü 3 seviye adam da çıkar şeye. Hiçbir mantığı kalmaz. 3 seviye adam da çıkar 3000 kupaya. Orası öyle yani, dengelemenin olmaması lazım. Adam bilerek tersten atıyor. Tam bir kulübeci. Evet, ben şuradan bir yardıracağım bakalım. O zaten vuramayacak oradan. Goblin attı. Şuradan şunu da salalım. Evet, bayağı bir eşit dedik sayılır arkadaşlar. Hacı ne ara o kadar vurdun ya. O büyücü var ya, o büyücü. Arkadaşlar zaten yenileceğimiz belliydi ama bir ümit devam ettik. Olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Adam Tomro'ya şey attı, goblin attı. Vallahi helal olsun. Bu tiplere yenilmek de koyuyor açıkçası. Şöyle şunu da atalım. Ulan bizim gibi kuleyi bıraksaydın ölür müydün ya? Bilerek bıraktım ben. Adam diğer kuleyi vermedi bize. Adamın dibi yani, görün. Ya böyleleri de hiç sevmiyorum. Tamam, zaten oyunu alacağım belli. Niye bırakmıyorsun ki kuleyi? Evet, cimrilik. Hep bunlar cimrilikten kaynaklanıyor arkadaşlar maalesef. Şöyle bir savaş daha yapacağız. Daha sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ve buraya kadar izleyenler için de bir sürprizim daha olsun. O videoların bir tanesinde daha güzel bir bilgi var. Bu yüzden bir video daha gelecek o videolara dair. Onu da göreceksiniz yakında kanalda diyelim. Buraya kadar izleyenler için. Ya deste öyle bir geliyor ki elime. Yani şu tomrukla ok zamanında gelmesi lazım. Hep gereksiz zamanlarda geliyor. Ve bu benim sinirimi bozuyor açıkçası. Bakalım şimdi ne olacak? Felaketi kullandık. Dev falan çıkarsa sıkıntı yani. Elektro çıktı şu anda.
Ulan slasher öldürseydim bari. Neyse elektroyu kullanayım da ben. Onlar vurmasın. Evet güzel. Şöyle şunu da şuraya çekelim. Evet o azıcık canlı felaket kulesiyle savunmamız da gerçekten çok iyi oldu. Yani bakın şunların elinde şu anda patladı. Adamla ne var ne yok. Doğru düzgün göremiyoruz. Bakalım dur şimdi. Orduyu atacağım ben. Zaten 5 seviye olduğu için diyecektim ki adamın cadısı da yüksekti. Onu unuttuk. Neyse çok vuramadı. Sorun yok. Şöyle ben şuradan yine bir gideyim. Büyücü attı. Büyücü durdurabilir. Alan hasar vurduğu için sıkıntı ya. Evet biz bayağı bir aldık orayı ya. Tamam şunu şöyle salayım şuradan. Güzel hallettik onu da. Adamın efsanevi kartları iyi bu arada ha. Oduncu attı 2 seviye. Elektro attı 2 seviye. Yani bu hesapta da 6 tane efsanevi var ama çok fazla yüksek seviye yok. 2 tanesi 2 seviye. Gerçi adamda da öyle ama olsun. Bakalım şimdi. Bu arada çekiliş hesabı ha. Onu da söyleyelim. Evet muhteşem bir hamle. Alev topu. Tamam yine sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok. Yani kasmayana kadar sıkıntı yoktu. Daha doğrusu öyle diyeyim. Evet tamam. O kuleyi de aldık. Alamadık. Vermedi. Vermesin sorun yok. Hala sorun yok. Hiçbir sorun yok. Oyun bizde abi al. Al dalgamı da geçerim ben. Birader al. Acaba nasıl kazansam? Şimdi onun hesaplarına geçiyoruz. Neyse şu domuzu atıp alalım. Vermezse de artık tomruk falan atarız. Evet verdi. Vermedi diyecektim. Verdi tamam. Sorun yok. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Mutlaka videoyu da paylaşmayı unutmayın. Yani daha fazla kişi görsün bu olayı. Bu tamamıyla gerçek. Supercell'in yardım ve destekten söylediği olay. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.